var. Sivas'ın acısı şey midir, meşhur mudur? Acı. Yani... Biz Sivas'a geldiğimizde acı bir şey görmedim. O var ama şey, köftenin yanındaki biberler acı olabilir isteyenlere. Köftenin yanındaki. Yanındaki olabilir. Acı ama biber her yerde. Antep'le yarışamayız ama. Evet. Acımız bizim de acımız vardır diyorsun. Var. Yani peki. Sivas'ımızın da acısı var. Herkese Allah tatlıcılar nasip etsin. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Emine abla ve Selma abla. Şimdi şunları bir önce bir tanıtalım. Biz daha önce de Sivas mutfağı yaptık ama o zaman hatta siz yine gelecektiniz. O zaman bir aksilik olmuştu, gelememiştiniz. Evet. Şimdi bugün komple böyle bir Sivas mutfağını işlemek istiyoruz. Evet. Mesela şuradan başlayalım. Ayran çorbası. Ayran çorbası. Ben yaptım ama. Bu yarmayla birlikte. Hı-hı. Arkadaşımız yaptı, ellerine sağlık. Bu yarmayı nohutla ıslatıyoruz. Sonra kaynatıyoruz. Bir kaşık alabilir miyim oradan? Şöyle bir içini içini falan bir görsek, şöyle bir şey yapsak. Soğuk mu yenir bu? Bu soğuk. Kışın soğuk. Ay yok. Sıcak, yazın soğuk yenen bir çorbamız. Yöresel bir çorbamızdır. Ha, kışının sıcak. Evet. Yazın. Şu bir tadına bakacağım. Tabii ki. Lan, buyurun. Abla tadına bakıyorum. Afiyet olsun. Oo, çok iyi. Sıcak havalarda çok aynen güzel oluyor. Bir de yarma var ya içinde. Evet. Sivas'ımızın vazgeçilmez çorbası yazın. Madımak yemeğini zaten geçtiğimiz programda da tanıtmıştık. Madımak yemeğini biliyoruz. Burada bir pestil var. Dut evet. Pestili. Evet. Pestili. Dut kurusu var. Dut pekmezi var. Dutun bayağı bir çeşidi var. Evet. Marmelatı oluyor. Şunu bana anlat abla. Tellici otu. Tellici otu. Özellikle de bunu kısmetinize, şansınıza ben bulabildim. Bunu ben Trakya'da buldum. Sivas'a gidemedim ama Trakya'da geçerken dedim, tellici otumuz bizim burada da varmış. Topladım. Sizin programa da kısmet oldu. Nedir faydaları böyle şeyi, ya da siz hangi yemeklerde kullanıyorsunuz? Ben bunu katmerde kullanıyorum. Tellicenin zaten özellikle katmeri oluyor. Tellicelik katmer. Tellicelik katmer oluyor. Bunu kavurabilirsiniz. Yemeğini de yapabilirsiniz. Çok şifalı bir ot. İçini görüntü olarak. İnsanoğluna Rabbim ne kadar güzellikler yaratmış. Şifasını biliyorsak. Emine ablama bak, Emine abla. Emine ablam şu anda yanıp tutuşuyor. Emine ablam Sivas'a bir şiir yazmış. Kendisi aynı zamanda şair. Dedi bana Sivas'a yazdığım şiiri okuyabilir miyim, okuyabilir miyim diye. Bence sana bir Sivas. Dur bir açalım. Türküsü şöyle Sivas ellerinde çalınır. Türküsüden sonra alttan şiirimiz alttan gelsin. Tamam. Şu şunu aldım Ali. Emine ablam kendi yazdığı memleketine Sivas'a yazdığı türküsünü şiiri söyleyeceksiniz. Yok, türkü söylemeyeceğim. Ben senden sözleri istiyorum. Sözleri. Yazdığı şiiri. Tamam. Seni yazdığın değil mi? Benim. Kendi yazdığı. Hadi buyurun. Sivas. Ozanlar diyarı pirdir Sivas'ta. Senin aşkın candan silinmez Sivas. Gurbet elde kaldım. Yastayım yasta. Sensiz bu dünyada olunmaz Sivas. Kızılırmak ile Eğri Köprüsü. Kışın beyaz olur kardan örtüsü. Dillerde dolaşır şarkı türküsü. Sensiz name beste çalınmaz Sivas. Kangalımda vardır balıklı gölü. 40 ilmekten dokunur o meşhur halı. Mest eder zaranın al çiçek balı. Sensiz bu diyarda kalınmaz Sivas. Yaylası, obası, ırmağı gölü. Miski amber gibi kokuyor gülü. Herkese kardeş der söz eden dili. İlahi sırların bilinmez Sivas. Var mı bir tane daha? Davulu zurnası, mızrabı teli. Gönülden gönüle çağlayan seli. Çoktur ozanları aşık Veysel'i. Bir eşin benzerin bulunmaz Sivas. Mehriyim diyor ki sevdim her canı. Dünyaya duyuldu yiğit onun ünü. Özlemiyle yaşattı bana her günü. Sensiz bu dünyada yaşanmaz Sivas. Sivas'ıma kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Muhteşem bir Sivas şiiri yazmış. Kendi yazmış. Helal olsun ya. Çok güzel anlatmışsın Sivas'ı. Teşekkür abla ederim. Ne zaman gittin en son Sivas'a? Geçen yıl gittim. Geçen yıl. Bir ay kaldım, geldim. Mutlaka hani mesela İstanbul'da da çok fazla Sivas var. Belki Sivas'tan daha çok Sivas'ı var İstanbul'da. Çok özleniyor değil mi? Çok özleniyor. Buradan Viyana'ya gitmiştim. Viyana'da da
Buradan Viyana'ya da çok çok selam söylüyorum. Viyana'yı boş ver şimdi, Sivas'ı şey yapacağım. Oradan anlatacağım ya. Evet. Ben yine dedim Sivas sevdalısıyım. Orada da benim Sivas programı yaptım. Çok seviyorum. Bütün Viyana'dakilerine, Türkiye'min her yerine, özellikle Sivas'ıma, bütün ekran başındakilerine çok kucak dolusu selam gönderiyorum. Siz şimdi böyle bütün hanımlar birleştiniz, buraya geldiniz. Bir oluşum mu bu, bir kooperatif mi, yoksa bir dernek mi? Bir Sivaslılar Derneği falan. Biz Bahçeliyeler Sivaslılar Derneği yönetim evet. kurul üyesiyiz. Evet. Enes de bizim, babası bizim derneğimize üye. Kendisi bizden rica etti. Biz de bir Sivaslı hanımla olarak toplanıp geldik sizin programınıza. Neler yapıyorsunuz Sivas'ı mesela? Bu dernekte geldik. Neler yapılıyor? Mesela ben ufaktan bahsedeyim. Mikrofon yok ablacığım. Evet. Öncelikle bütün Sivaslı hemşehrilerimize Türkiye'ye selamımız olsun. Bizden de selamlar. Bahçeli Evler Sivaslılar Derneği yine bir kadın liderliğinde kuruldu. Sevgili Zeliha Altur, buradan sevgilerimi iletiyorum kendisine. Onunla birlikte şöyle diyelim, memleket aşkıyla yanan bir ekibiz aslında biz bayanlar. Oralarda ne yapalım diyoruz. Biz iyilik yapan iyilik bulur, hem de iyilik insanı iyileştirir diye düşündüğümüz için buralarda biz hanımlar boş vakitlerimizi memleketimize hizmet ederek helal olsun. Çalışmaya gayret ediyoruz. Ya Sivas, İstanbul'da Sivas'ın özlemini çekebilirsiniz ama İstanbul'da bir Sivas'ın özlemi çekilmiyor. Çünkü 5 kişiden biri Sivaslı. Şöyle diyeceğim, biz ihracat yapıyoruz ama biz insan ihracatı yapıyoruz bütün dünyaya. Çok güzel. Şöyle diyeyim, bir uzayımız kaldı. Allah'ın izniyle onu da becereceğiz. Var mı orada Sivaslı? Olacak. Bence var. Bence olur. Bence var. Olur. Bence var ama bulacaklar bak. Şimdi, eğer orada birisi yaşıyorsa o kesin Sivaslı. Ben sana söyleyeyim. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeceğim. Enes kardeşimizi çok kısa zamanda tanıdık. Öncelikle biz babasını çok iyi tanıyorduk. Ama 24 yaşında çok şey başarmış bir gencimiz şu an. Biz ona destek vermek için yanındayız. Neyiz? Biz analarıyız onların hepimiz. Enes neler yapıyor? Hemen Enes'e soralım. Enes çok güzel şeyler yapıyor. Bir de onun ağzından Enes, diyeceğiz. Enes, dönerin başına geçelim bence. Dönerin başına bence geçelim Alişan abi. Geçelim. Olur. Şu Sivaslı'nı. Şu Sivas dönerini bir görelim. Sivas dönerini görelim. Ben Sivas köftesini biliyorum ama evet. Sivas döneri vallahi yemedim daha önce, onu söyleyeyim. Yani bizim Sivas dönerinin özelliği, asıl özelliği etlerimizin Sivas'tan geliyor olması. Çünkü Sivas'ta bizim hayvanlarımız dağda kekik otu, kevenle beslendiği için etimizin ayrı bir lezzeti oluyor. Biz bunun yanı sıra dönerin içine kuzu, kuyruk yağı ve kuzu döş kullanıyoruz. Bunları da aynı şekilde Sivas'tan getiriyoruz. Zaman zaman tedarik edemediğimiz zaman kuyruk yağımızı Antep'ten, boşluğumuzu da Tekirdağ'dan kıvırcık kuzu tamam, olmak üzere mecbur, getiriyoruz. Bir evet. Alacaksın. Kesinlikle evet. O şekilde yapıyoruz. Etin marinasyonu çok önemli. Biz eti yaklaşık 2 gün sosta bırakıyoruz. Biz etimizi ne, soslarken... Ne kullanıyor sosta? Tabii ki söylememiz gereken şeyler de var. Evet, tam ağzıma dedim var. Belki alırız ama alamam. Genel olarak biz içine süt kullanıyoruz, soğan kullanıyoruz. Ondan sonra karabiber ve kimyon kullanıyoruz. Bunlarla birlikte et yaklaşık 2 gün kadar sosun içerisinde bekliyor. Diğer dönerlerle Sivas dönerini ondan ayıran şey sadece o hayvan etinin lezzeti mi? Etin lezzeti evet. Mesela kesinlikle. Anlar mısın, sana 3 tane döner yedirsem bu Sivas döner der misin? Kesinlikle anlaşılır. Ya bırak bu işte. Anlaşılır Alişan abi. Anlar mı? Anlar. Emine. Anlar. Sivas dönerine bir şey yok mu? Dönerim dönerim. Sivas döneri. Şu an ustam sabah buraya geldiğimizde başladı takmaya. Döneri taktı. Hep böyle merak ederler. Ben küçükken çok merak ederdim bu döner nasıl takılıyor diye. Vallahi dönerin, sabahtan beri ustam bütün etleri böyle o zaman dizdi. Şimdi herhalde şekillendirmesini yapıyor. Evet. Bunun sıralaması da çok önemli Alişan abi. Bunu biz en alta kuyruk yağıyla başlıyoruz. 2 tane et, 1 tane kuyruk, 2 et, 1 döş şeklinde ilerliyoruz. Aslında bu çok basit bir şekilde evde de yapılabilir aslında döner. Artık ufak döner aparatları çıktı, döner makineleri çıktı. Kurban Bayramı yaklaşıyor mesela, komşularla birleşip evde aslında herkes ikişer kilo et koysa aynı böyle bu şekilde bir döner takılabilir aslında. Çok basit. Ya bu biraz zor ama ya. Bu dönere takıyorsun da ondan sonra şekillendirmesi falan zor ustam ya. Ya şekillendirmesi biz biraz restoran usulü yaptığımız için kare takıyoruz. Evde yani yuvarlak olarak takımda da lezzeti çok fazla değişmez. Tabii şekil olarak fark oluyor ister istemez. Ama onun yanı sıra çok fazla tat olarak bir şey değişmiyor. Çok güzel. Sivas köftesini zaten Sivas artık köftesi bizim programımızdan zaten, biliyorlar. Evet. Sivas köftesi içinde hiçbir şey yok. Sadece İçinde tuz. Sadece kaya tuzu ve et. Başka hiçbir şey yok. Bu da çok kolay gibi gözükse de inanılmaz zor bir yemek aslında. İnanılmaz zor. Ve diğer köftelerden ayıran en büyük özelliği içinde hiçbir şey bulunmuyor dediğim gibi. Hiçbir şey yok hiçbir ya. Hiçbir şey yok ve Sivas köftesi yiyen insanlar gönül rahatlığıyla yiyebilir Alişan abi. Çünkü piyasada gerçekten
Çok fazla içinde katkı maddesi olan köfteler var. Burada sadece hiçbir şekilde kaliteli et kullanılmak zorunda. Kaliteli et kullanılmadığı sürece bu köfteyi çıkaramazsınız. Ve İstanbul'dan alınan hiçbir etle de hiçbir usta bu lezzeti tutturamaz. Biz malzemelerimiz, etlerimiz Sivas'tan geliyor. Tuzumuza kadar inanır mısınız? Sivas'ta geliyor. Sivas'ta o meşhur yerde köfte yapmıştık. Buranın mutfağına girmiştik. Köfte yapmıştık biz. Ustamla birlikte buradan selamlar olsun. Hakikaten öyle. Yani şimdi anlatıyor ya, aslında çok basit. Sadece kıyma yanına tuz. Sen şimdi git kasaptan 2 kilo kıyma al, tuzu yap. Bu Sivas köftesi olmuyor. Biz bunu ilk denediğimiz zamanlarda restorantımıza Sivas'tan usta getirttik. Abi çok güzel yaptı. Sen zannettin ki ustada maharet. Halbuki maharet etti. Maharet etti ama şöyle. Maharet etten ziyade yine ustalık payı da var bu işin. Şöyle, eti iyi tanıması gerekiyor. Etin hangi bölgelerini koyduğunu bilmesi gerekiyor. Bizim ustamız Sivaslı. Şimdi Sivas'ın insanı, Sivas'ta yaşamış bir insan İstanbul'a geldiği zaman zorlanıyor. Ben ailemi, eşimi, çocuklarımı özledim dedi. Müsaade istedi. Ayrıldı. Bizim kendi ustamız Sivas'a geri döndü. Bizim kendi ustamız dedi ki abi dert etmeyin dedi ya. Ben dedi bu et ve tuz değil mi? Ben dedi bunu yapar çıkartırım size. Çok da zor bir şey değil zaten bir yaptı, bu dedi. Tekirdağ köfte. Abi bir yaptı. Hiçbirimiz yiyemedik. Hiçbirimiz yiyemedik. Ciddi anlamda çok farklılığı olan bir köfte. Sen burada mı doğdun? Ben İstanbul'da doğma büyüme. İstanbul'da doğdun. Sen Sivas'a ne kadar sık gidiyorsun? Ben Sivas'a Sivas Spor'un maçlarına gidip geliyoruz. Güzel, o da güzel. Terk etmiyor. Hiçbir Sivaslı Sivas'ı terk etmiyor. Şimdi burada ablam ne yapıyor? Abla sen ne yapıyorsun? Ben Sivas katmeri yapıyorum. Sivas ne? Katmeri. Sivas katmeri. Cevizli. Cevizli sade yapılıyor. Annem yani gördüğüm kadar yapıyor. Açacağım, arasına yağ koyacağım, ceviz koyacağım. Sadece pişireceğim. Size ikram edeceğim. Bu tatlı bir şey değil mi? Yok, tatlı değil. Normal. Katmer. Katmer tatlı olmaz mı? Yok, o başka. Ceviz. Ha, o başka. Başka, bu Antep yöresi. Bizim Sivas'ın bu. Sivas'ın özgü katmerimiz bu. İyi, sen aç bakayım. Biraz çok güzel olur. Evet. Sen açtıkça geçeceğim. Tavsiye ederim. Çok güzel. Şimdi şu... Cevizli, evet. Şu hingel pişti, hingel. Bu Sivas mantısı. Sivas mantısı. Öyle diyelim. Aynen. Tuz, su, hamur yoğruluyor. Patatesi kavruluyor önceden. Sonra onun içine koyup özel bir bükmesiyle bükülerek yapılıyor. Tuzlu su da, evet afiyet olsun. Taze yapıldı, şimdi yapıldı. Evet, tuzlu su da haşlanıyor. Bol Sivas tereyağı ve pul biberle. Patates mi var içinde? Evet. Aa. Çok farklı bir lezzet değil mi? Çok farklı ha. Biraz da yağına bandırarak yemenizi tavsiye ediyorum. Kıymalısı da yapılıyor ama bu... Yani bunun orijinali bu. Orijinali patates. Patates ve içinde kavrulmuş soğan da var biraz. Fena bir şey. Çok güzel.